Evet arkadaşlar, şimdi de dil bilgisi konusundan sıfat veya diğer ismiyle ön hat ya devam edelim. Sıfat isimleri çeşitli açılardan belirten veya niteleyen kelimelerdir. Sıfata diğer ismiyle ön ad isminin verilmesinin sebebi ise daima sıfatlardan önce gelmesidir. Yani eğer bir sıfat varsa muhakkak isim de vardır. Sıfatları görevlerine göre inceleyecek olursak sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları da kendi içinde işaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisi sıfatlar ve soru sıfatları olarak isimleri belirtme görevlerine göre türlere ayrılır arkadaşlar. Şimdi niteleme sıfatlarını inceleyelim. Niteleme sıfatları isimlerin rengini, boyutunu, şeklini veya durumunu ne yaparlar? Belirtirler arkadaşlar. Ve isimlere nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Nasıl masa? Yemek masası. Nasıl yemek masası? Yuvarlak, yeşil. Top sahası. Nasıl top sahası? Eski. Tabure. Nasıl tabure? Küçük tabure. Belirtme sıfatları ise isimleri ya işaret yoluyla veya sayı yoluyla ya da belirsizlik yönüyle veya soru yönüyle belirten sıfatlardır. Zaten bu isimlere göre ne oluyordu? Belirtme sıfatları türlerine ayırıyordu. Şimdi sayı sıfatları da kendi içinde arkadaşlar 4 ayırır. Evet, isimleri sayı yönünden belirten sıfatlardı ve bunlardan ilki asıl sayı sıfatı olarak anılır. Asıl sayı sıfatı isme sorulan kaç sorusunun cevabıdır. Bu eserde 6645 beyit vardı. Kaç beyit isme kaç sorusu sorduğumuzda cevap alabiliyorsak bu asıl sayı sıfattır arkadaşlar. Sıra sayı sıfatı ise sıra belirten 3. 5. 1. 2. gibi sıfatlardır ve isme kaçıncı sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap sıra sayısı sıfattır. Kaçıncı kişi girdi? Birinci kişi. Yani sıralama belirttiği için sıra sayısı sıfatı. İlk ve son sözcükleri de sıra sayısı sıfatı olarak kabul edilir arkadaşlar. Kaçıncı sıra? İlk sıra. Veya kaçıncı soru? İlk soru. Üleştirme, paylaştırma gerisinde paylaştırma sayısı sıfatı ise isme sorulan kaçar sorusuna kaçar kaçar, üçer beşer, yedişer, sekizer gibi paylaştırma, üleştirme sayılarda üleştirme sayı sıfatı olarak isimlenilir arkadaşlar. Kesir sayı sıfatları ise isme sorulan kaçta kaç sorusuyla elde edilir. Yüzde bir, binde bir gibi ifadeler kesir sayı sıfatı olarak kabul edilir. Çeyrek ve yarım sözcükleri de arkadaşlar kesir belirttiği için kesir sayı sıfatı olarak kabul edilir. İşaret sıfatları gösterme sıfatı olarak anılır ve isimleri işaret yönüyle belirtir. Hangi sorusuna karşılık verir işaret sıfatları? Ve bu, şu, o, öyle, böyle, şöyle, öteki, bir, iki gibi sözcüklerle oluşturulur. Arkadaşlar biz sıfatların diğer ismi ön ad demiştik ve ön ad yani sıfatlar neydi? İsimlerden önce geliyordu. Bunun için aynı ifadeler yani bu, şu, o gibi ifadeler ismin önüne geldiyse bu nedir? İşaret sıfatıdır. Ama ismin yerini tuttuysa bu ise işaret zamiridir. Unutmayalım. Yani sıfatlarda muhakkak bir isim olması gerekiyordu ve bu, şu, o ifadeleri isimden önce geldiyse işaret sıfatı. Ama ismin yerini tuttuysa, zaten isim yoksa biz ona zamir diyoruz arkadaşlar. Bir de belgisiz sıfatlarımız var. Belgisiz sıfatlar adların yani isimlerin belirsizliğini belirten, belirsiz olduğunu gösteren sıfatlardır. Dolayısıyla bu sıfatlarda kesin sayı veya işaret belirtilmez arkadaşlar. Bazı, birçok, bir takım, çoğu, hiçbiri, kimi gibi ifadeler belgisiz sıfatlarda çok kullanılır. Bazı ifadeler hem belgisiz sayı hem de
asıl sayı sıfatı olarak kullanılabilir. Şimdi iki çocuk bir ekmek. Kaç ekmek? Bir ekmek. Ama bir fikir uygulanır olduğu sürece faydalıdır. Burada hangi sorusuna cevap veriyoruz? Yani bir fikir, iki fikir, üç fikir diye sayamadığımız için buradaki bir nedir? Belgisiz sıfattır. Ama yukarıda bir ekmek, iki ekmek, üç ekmek alın şeklinde sayabildiğimiz için buradaki bir üstteki bir kelimesi asıl sayı sıfattır arkadaşlar. Bir diğer sıfat türümüz de soru sıfatlardır arkadaşlar. Soru sıfatları ismi soru yoluyla belirtirler. Ve tüm sıfatlarda olduğu gibi isimden önce gelirler. Sıfatların ana özelliği zaten isimden önce gelmesiydi ki diğer ismi de ön adlı sıfatlarımızın. Ve daha çok nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, ne gibi ifadeler soru sıfatlarında sıklıkla kullanılır. Soru sıfatlarının cevabı da sıklıkla soru türündeki sözcüklerdir arkadaşlar. Kaç gece? 3 gece. Kaç gece? 3 gece. Buradaki ne? Sıra sayı sıfatı. Üstteki ne? Soru sıfatı. Sıfatlarla ilgili bazı noktalara bakalım şimdi. Bir sıfattan sonra birden çok isim kullanılabilir. Veya arkadaşlar bir isim birden fazla sıfat tarafından da nitelenebilir veya belirtilebilir. Belirsizlik ifade eden onlarca, yüzlerce gibi ifadeler belgisiz sıfat olarak kullanılır arkadaşlar. Topluluk sayı sıfatları da sayı sıfatı grubunda kullanılır. Ünvan sıfatları niteleme sıfatları içinde kullanılır arkadaşlar. Ve bunların çoğu isimden önce gelir. Evet arkadaşlar, ünvan sıfatları kişilerin derecelerini, konumlarını belirten sözlerdir. Ve bunlar niteleme sıfatları içinde yer alır. Tabii bu ünvan sıfatlarının bazıları isimden önce gelebilir. Doktor Ragıp gibi. Bazıları da isimden sonra gelebilir. Süleyman Efendi gibi. Çoğu ünvan sıfatı cümledeki kullanımına göre attan önce de sonra da gelebilir. Zaten yukarıda da isimden önce veya sonra gelebileceğini belirtmiştik arkadaşlar. Bir de altlaşmış sıfat konusu var arkadaşlar. Bir niteleme sıfatının önündeki isim düştüğünde sıfat atlaşır. Atlaşmış sıfatlar tür olarak sıfat değil isimdir. Ve bu atlaşmış sıfatlar ismin aldığı çekimeklerin hepsini alabilir arkadaşlar. Örneğimize bakacak olursak yurdumuzu kalkındırma için çalışkan insanlara ihtiyaç var. İnsanlar kelimesini kaldırıp çalışkanlara ihtiyaç var dersek buradaki sıfat atlaşmış ve isim olmuştur arkadaşlar. Bir diğer konumuz sıfatlarda pekiştirme. Sıfatlarda pekiştirme sıfatların anlam yönüyle güçlendirilmesiyle olur ve çeşitli türlerde olabilir bu güçlendirme. M, P, R, S ünsüzüyle olabilir ve bunlar niteleme sıfatının başına getirilerek oluşturulur genelde. Beyaz, bembeyaz. Sarı, sap sarı. Kocaman, kos kocaman. Temiz, ter temiz. Yani ilk hecelere, sıfatların ilk hecesinden sonra M, P, R, S ünsüzleri getirilerek yapılabilirdi. Evet, bazı pekiştirmelerde ses ve ünlü türemesi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Sap sağlam değil, sapa sağlam diye araya bir tane A gelebilir. Ama buradaki pekiştirme aslında P harfiyle yapılıyor arkadaşlar. Sıfatlarda pekiştirme bir diğer yöntemimiz ikilemeler yoluyla olur. İkileme yani aynı sözcüğün tekrarıyla sulu sulu, mavi mavi gibi. Bir diğer sıfatları pekiştirme yöntemimiz ise mi soru edatıyla gerçekleşir. Hızlı mı hızlı, okunaklı mı okunaklı, güzel mi güzel gibi ifadeler soru edatıyla yaptığımız pekiştirmelere örnektir arkadaşlar. Bir de sıfatlarda küçültme konusu var arkadaşlar.
Bu da anlam derecelerinin küçültülmesidir. Ve Jack, MC, Jig, C ekleriyle yapılabilir. Büyük, büyücek bir ev almışlar. Kendilerine büyücek biri almışlar. Yani tam büyük değil, büyük gibi. Yeşilimsi eriklerden yarım kilo. Tam yeşil değil, yeşil benzeri. Evet, anlam derecelerinde küçültme. Onu demiştik burada. İrice bir karpuz aldık. Çok büyük değil, iriye yakın. Küçücük bir arabaya binerek yola çıktık. Sarımtırak bir mont giymişti. Örneklerin olduğu gibi arkadaşlar. Sıfatlar yapı yönünden de üçe ayrılır. Basit sıfatlar yapım eki almamış sıfatlardır. Yeni romanda derken nasıl roman? Yeni roman. Hangi şarkı? Bu şarkı. Bu sıfatlara baktığımızda herhangi bir yapım eki almamış arkadaşlar. Türemiş dediğimiz yapım eki almış sıfatlar ise ikinci türümüzdür. Pantolon. Nasıl pantolon? Çizgisiz. Çizgili veya çizgisiz diye ne yapmış? Türemiş bir sıfat almış arkadaşlar. Yapı bakımından olan bir diğer sıfatımız ise birleşik sıfatlardır. Birleşik sıfatlar en az iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur arkadaşlar. Ve bu çeşitli yöntemlerle olabilir. Bu yöntemlerden biri anlamca kaynaşmış, kaynaşarak olan sıfatlardır. Ve bunlara anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar denir. Bir diğer birleşik sıfat türü ise kurallı birleşik sıfattır. İki şekilde yapılır bu da. Ya sıfat tablamasına lısız eklerini getirilerek yapılır veya sıfat tablamasındaki adlı sıfatın yeri değiştirilip ada iyelik eki getirilerek yapılır. Birçok, hiçbir, birçok, hiçbir, herhangi, bir takım, birkaç gibi belgisiz sıfatlar da birleşik yapı olarak kabul edilir arkadaşlar. Sıfat tamlaması ise tamlayanı sıfat, tamlananı ad olan tamlamalardır arkadaşlar. Sıfat olan yerde %90 sıfat tamlaması vardır arkadaşlar.